Pazar Web TV'de merhabalar, ben Lütfü Kobal, yine bugün de sizlerle birlikteyim. Evet, bugün 30 Mayıs 2024 Perşembe, günün kısa gelişmelerini sizlere aktaracağız. Bildiğiniz gibi değerli dostlar, bizleri gündempazar.net sitemizden ayrıntılı bilgilerle takip edebilirsiniz. Bir kez daha vurguluyoruz. Evet, günün kısa gelişmelerini sizlere şu an aktarıyoruz. Ayrıntıları gündempazar.net sitemizden takip edebilirsiniz. Bildiğiniz gibi sizlere evet bu siteden sesleniyoruz. Evet, değerli izleyicilerimiz, günün gelişmeleriyle evet şöyle göz attığımızda bakalım ilk karşımıza çıkan kısa bilgine hemen ona bakalım. Evet, bugün ilk bilgimiz, Hemen şöyle bakıyorum değerli izleyicilerimiz. Evet, ticaret odasıyla ilgili bildiğiniz gibi evet pazar ticaret ve sanayi odası TÜMUZİ ile çalışmalarını devam ettiriyor. Yine bu seçimlerde evet bilindiği gibi 2 tane meclis üyesi belediye başkanlığı kazanmıştı. Bunlardan bir tanesi Canlı Emşin, bir tanesi de Pazar belediye başkanı oldu. Evet, Pazar Ticaret ve Sanayi Odası'nda yenilikler devam ediyor ve aldığımız bilgiler doğrultusunda ve yaptıkları paylaşımlar doğrultusunda Pazar Ticaret ve Sanayi Odası evet, akredite sistemine geçtiğini duyurdu. Evet, üyelerine, halka ve yönümüze daha güzel çalışmalar sunmak amacıyla artık yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcıları, üyeleri ve çalışanlar bir araya gelerek akredite sağlıyorlar ve dediğimiz gibi gerek üyelerin gerek de pazar halkına daha güzel hizmetler veriyorlar. Bu haberi de buradan duyurdular. Ayrıntıları tabii ki bizim web TV'mizden takip edebilirsiniz. Bunu buradan vurgulayalım. Evet, ilk haberimiz bu şekilde başlamıştık. Diğer bir başka haberimize hemen bakalım. Diğer başka haberimiz neyle ilgili? Evet, diğer bir başka haberimiz değerli izleyicilerimiz sergiyle ilgili olacak. Evet, Pazar Halk Eğitim Pazar'da bugün sergisini açtı. Pazar meydanında evet, çalışmalar, yıllık çalışmalarını ortaya koydular ve tabii ki kaymakamımız ve onunla birlikte genelde heyet protokol heyeti de bugün oradaydı. Evet, Pazar meydanında kaymakam ve beraberindeki heyet tüm sergiyi dolaştılar ve tabii ki tek tek sergi hakkında bilgi aldılar. Bunu da hemen buradan vurgulayalım. Ayrıntıları yine sitemizden takip edebilirsiniz diyoruz. Gördüğünüz gibi evet, kaymakamımız tüm şu anda sergileri geziyor ve oradan tek tek bilgileri alıyor. Ama bugünkü bir şanssızlıkta bugün aşırı derecede bir hava bozuktu ve tabii ki Doludağ'a yağmıştı. Evet, bu nedenle sergiyi apar topar da toparlamak zorunda kaldılar. Ayrıntılar yine haberi yine sizlere vereceğiz. Evet, yine bakalım sırada bir başka kısa haber başlığımız ne? Hemen ona bakıyoruz. Evet. Evet, belediye başkanımız Sayın Çakır, Pazar Ticaret Sanayi Odası'yla evet, bir kahvaltıda buluştu. Haberi var, kahvaltı haberi var. Bildiğiniz gibi evet, Pazar Ticaret ve Sanayi Odası'ndan gelen başkan belediye başkanlığını kazandı. Artık belediye başkanı olarak evet, hizmet veriyor. Bu nedenle hem bilgi alışverişi hem de tabii ki belki de eski anları böyle anma niyetiyle bir kahvaltıda yönetim kurulu başkanı, üyeleri, başkan yardımcıları bir araya geldiler ve pazar için evet, güzel bilgileri paylaştılar. Bu ayrıntılı haberi de sizlere tabii ki web
sitemizden verdik. Hemen bunu da buradan vurguluyoruz. Tabii ki bu şeyler gerçekten güzel şeyler. İnşallah pazarda daha güzel şeyler olacak diyoruz. Yine kısa bir haberimize bakalım, sizlerle paylaşalım. Bir başka kısa haberimiz nereden geliyor? Buna bakıyoruz. Bir başka kısa haberimizin başlığı. Evet. Kahvaltı haberini vermiştik. Evet. Bize CHP milletvekili Tahsin Ocaklı ile ilgili gerçekten sayın milletvekilimiz çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir pazarda, Ardeşen'de, Rize'nin her yerinde. Evet, CHP milletvekili olarak ve tüm partilerin, tüm vatandaşların milletvekili olarak çalışmalarına devam ediyor. Evet, dün bugün de yine mecliste konuşmaları vardı. Evet, meclis konuşmalarından Rize milletvekili Tahsin Ocaklı söyledi. Sayın Başkanım, 7500 kişi çalışıyor Dışişleri Bakanlığı'nda ve yeniden vakıf kurarak personeli eğitmek düşünülüyor. Ben de diyorum ki 1,5 milyon insan, 1,5 milyon kişi Rize'de çay tarımından geçiniyor. Vakıf kuracaksanız 10 milyon lira oraya bütçe ayırdınız ya hani, biraz çay üreticisini ayırın ya, 17,5 lira olan maliyetini 17 lira vermek suretiyle zor duruma düşürdüğünüz, esas çiftçi için kaynak ayrılması gerekiyor. Meclisin yapması gereken şey budur. Vakıf kurulmasıyla ilgili herhangi bir ihtiyaç yoktur. Çiftçilerin özellikle desteklenmesi için bir vakıf kurulması doğru olan şeydir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Rize milletvekili Tahsin izleyicilerimiz gördüğünüz Sayın gibi. Sayın Başkanım, 7500 kişi çalışıyor. Milletvekilimiz Dışişleri gerçekten hemen hemen her yerde, evet, Rize'nin haklarını sağlamak için mücadele ediyor. Evet, en son günde gördüğünüz gibi mecliste, evet, çaya verilen fiyatı az buluyor ve bu fiyatı yükseltmeleri istiyor. İşte başka yerlere ödenek ayıracağınıza bu ödenekleri Rize'ye ayırın diye, evet, meclisteki konuşmasını izlediniz. Yine pazar gününde büyük bir buluşma var. Onun için de çalışmalar devam ediyor. Evet, yine bir başka haberimize bakalım. Evet, değerli izleyicilerimiz, bir başka haberimiz. Bugün az önceki haberimizde de bahsetmiştik. Pazarda birdenbire hava değişti. Birdenbire bir anda, evet, dolu yağdı. Evet, gerçekten bir anda yağan dolu adeta ceviz büyüklüğündeydi ve bu büyüklükteki ceviz büyüklüğündeki dolu çevreye de zarar vermeye başladı. Bazı esnaflarımız arabalarını nereye çekeceğini şaşırdılar. Üstlerine arabalarını korumak için işte ne bulduysalar, karton, süpürge üstlerine koyarak koruma çalıştılar. Ayrıntılı bilgileri pazar evet, Web TV'den ve gündemhaber.com sitemizden de takip edebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Evet, bildiğiniz gibi biz Pazar Web TV olarak da elimizden geldiği kadar tüm haberleri sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu konuda tabii ki bizlerle çalışacak yetenekli gençlere de ihtiyaçlarımız var. Evet, yerimizde inşallah güzel bir şekilde ayarladıktan sonra daha detaylı şekilde ve daha güzel bir ekiple sizlere yerimizdeki haberleri tek tek sunmaya çalışacağız. Evet, bugünkü haberlerimiz, kısa haberlerimiz bu kadar. İnşallah dediğimiz gibi daha güçlü bir şekilde ve daha evet, net, daha bol ekipmanlarla, bol elemanlarla pazardaki haberleri sizlere ileteceğiz. Bunun için de tabii ki sizden tek istediğimiz, değerli izleyicilerimiz ve özellikle iş adamlarımızdan desteklerini, esirgemelerini istiyoruz. Bu nedenle sevgili iş adamlarımıza buradan sesleniyoruz. Lütfen Pazar Web TV'ye
desteklerinizi esirgemeyin. İşte bu kesinlikle parasal bir bakımdan herhangi bir destek değil. İşte her zaman söylüyoruz. Evet, mikrofon olarak ve bilgisayar olarak, laptop olarak, mikrofon olarak, yaka mikrofonları, laptoplar, bilgisayarlar, mikserler olarak bizlere katkı sağlarsanız çok seviniriz. Çünkü cihazlarımızın ne kadar modern olması sizlere haberleri o kadar güzel ve o kadar modern bir şekilde ulaştırabiliriz. Bu nedenle evet, sevgili iş adamlarımızın, pazar sevdalılarının özellikle desteklerini bekliyoruz. Bu nedenle tekrar tekrar söylüyoruz. Ben bizlere evet yardımcı olsunlar. Pazar Web TV'yi desteklesinler. Evet, pazar için güzel şeyler yapalım. Evet, bunu buradan uygulamak istiyoruz. Özellikle gerek radyo bazında gerek site bazında sizlere haber verirken evet, internet televizyonculuğu alanında da yine sizlere hizmet verebiliriz. Bunun için sizin desteklerinizi mutlaka bekliyoruz. Lütfen bizlere yardımcı olun diyoruz. Evet, ve bizlere yardımcı olanlar hiçbir zaman evet, emeklerini boşa çıkarmayacağını her zaman vurguluyoruz. Evet, değerli izleyicilerimiz, ben Lütfü Kobal sizlerle birlikteydim ve günün kısa gelişmelerini sizlere aktardık. İnşallah dediğimiz gibi daha güzel ve daha iyi bir ortamda sizlere sesleneceğiz ve tabii ki sizlere daha hizmet vereceğiz. Evet, şimdi hoşça kalın. Evet, bizleri gerek sitemizden takip edin, gerek radyolarımızdan bizleri takip edin diyoruz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Genç kalın, genç efendi kalın. Evet, hoşça kalın.